Kaygının Anlamı 2. bölüm Kaygının Felsefi Yorumlayıcıları. Hoş geldiniz tekrardan. Çok seri bir şekilde üst üste günde gün yapıyorum bölümleri. Bu kitabı böyle hızlıca bitireceğiz ve kaygımızdan arınacağız. Bugün Rollomey'in 2. bölümünde neler incelediğine bakıyoruz. Kaygının felsefi temellerine götürmüş bizi. Özellikle Kierkegaard, Spinoza ve Pascal gibi büyük düşünürlerin kaygıyı nasıl ele aldığını anlatmış. Bu bölüm yine tabii ki oldukça derin. Çünkü kaygının sadece bir psikolojik sorun olmadığını, insanın doğa bir parçası olduğunu, insan olmakla alakalı olduğunu anlamamıza ve keşfetmemize yardımcı oluyor. Şimdi bu filozofların düşüncelerini beraber inceleyerek kaygının bizdeki yerini konuşalım. Bu bölümde kaygıya dair en derin anlayışların arasında psikologların değil filozofların geldiğini bir kez daha vurgulamış Rollomey. M'ye göre kaygı üzerine en önemli içgörüler, bu demin saydığımız üç filozof, Kierkegaard, Spinoza ve Pascal gibi düşünürlerden geliyor. Bu filozoflar kaygıyı geçici bir ruh hali ya da modern bir psikolojik bozukluk olarak değil, insan varoluşunun temel bir unsuru olarak görüyorlar. Yani kaygı sadece bütün bugün karşılaştığımız bir durum değil, insanlık tarihi boyunca felsefi bir sorun olarak da var olmuş. Şimdi öncelikle Kierkegaard'ın kaygı üzerine düşüncelerini ele alalım. Çünkü çok büyük bir yer ayırmış özellikle ona bu bölümde. Kierkegaard'a göre kaygı insanın özgürlükle karşı karşıya geldiği anda hissettiği bir baş dönmesi. Özgürlüğün getirdiği seçimler ve sorumluluklar bireyi kaygıyla baş başa bırakıyor. Yani özgürlük kaçınılmaz olarak kaygıyı doğurur diyor Kierkegaard. Çünkü özgür olmak demek sürekli seçimler yapmak demek. Her seçim ise hata yapma riskini ve belirsizliği beraberinde getirir. Dolayısıyla eşittir kaygı, eşittir anksiyete yaratır. Kierkegaard kaygıyı iki temel irade arasında bir çatışma olarak tanımlıyor. Ne bu iradeler? Bir tanesi yaşam iradesi, diğeri de ölüm iradesi. Yaşama iradesi bizi hayatta kalmaya ve özgürlüğe iten güçtür. Ancak ölüm iradesi bu özgürlüğün sınırlarını ve ölümün kaçınılmazlığını sürekli hatırlatır bize. Bu çatışma da bizim hayatımızdaki, hepimizin hayatındaki en büyük gerilimlerden biridir. Bu açıdan kaygı, bireyin hem özgürlüğünü keşfetmesine hem de varoluşunun geçiciliğiyle yüzleşmesine yol açar. May, Kierkegaard'ın bu görüşlerini oldukça güçlü bir şekilde destekliyor ve kaygının bu iki güç arasındaki çatışmadan doğduğuna o da altını çiziyor, vurguluyor. Yani özgürlüklerimiz ve sınırlamalarımız arasında gidip geldiğimiz için bu kaygı doğuyor bizde. Onun dışında bundan bahseden diğer filozoflardan biri Spinoza. Spinoza kaygı aslında irrasyonel bir duygu. Ve biz bunu diyor akıl yoluyla aşabiliriz. Kaygıdan kurtulmanın yolu Spinoza'ya göre önce kaygının evrensel düzlemini anlamak ve bunun evrenselliği ile uyum içinde yaşamaktan geçiyor. Spinoza'nın felsefesi korku ve umut arasında bir denge kurarak kaygıyı aşmak mümkün. Spinoza bireyin rasyonel düşünceye dayalı bir yaşam sürdüğünde kaygıyı aşabileceğini savunuyor. Bu açıdan kaygı aslında bir sorun değil, çözülmesi gereken zihinsel bir durum diyor. Kaygıyı anlamak ve kontrol etmek ve onu akıl ve mantık çerçevesinde oturtmak, onu çözmek için yöntem Spinoza'nın. M'ye göre de Spinoza'nın bu yaklaşımı günümüz dünyasında aşırı anlamlı. Çünkü çoğu zaman belirsizlikten ve bilinmeyenden kaynaklanıyor kaygı. Fakat biz evrenin düzenini ve kendi yerimizi anladığımızda ve bu belirsizlikleri ortadan kaldırdığımızda, kaldıramadığımızda da kabul ettiğimizde onunla barış içinde yaşama şansına sahip olabiliriz. Bir de Pascal'ın kaçış teorisi var. Pascal'a geçtiğimizde de onun kaygıyı biraz daha farklı bir açıdan ele aldığını görüyoruz. Pascal'a göre insanlar kaygıdan kaçmak için sürekli kendilerini meşgul ederler. Bu meşguliyet insanların kendi varoluşlarıyla yüzleşmelerini engelliyor. Yani sürekli bir kaçış içindeyiz diyor varoluşumuzdan. Eğlenceler, günlük hayatın koşuşturmacası
bizim aslında kaygıyla yüzleşmek yerine ondan kaçmak için kullandığımız yöntemler Pascal'a göre. Ama bir yandan diyor ki bu kaçış kaygıyı ortadan kaldırmaz. Aksine daha da derinleştirir. Çünkü birey kendinden ve varoluşundan kaçtıkça bu kaçışın yarattığı boşluk daha fazla kaygı üretir. Büyür boşluk. Yani nasıl açıklamış bu durumu? İnsanlar kendi düşüncelerinden ve varoluşlarından kaçtıkça içlerinde huzursuzluk büyür. Kendi varlıklarıyla yüzleşmekten korkan insan kaygıdan kaçmaya çalışırken aslında kendini daha fazla kanın içine çeker. Çok doğru. Pascal'ın bu görüşü günümüz dünyasında insanların sürekli bir şeylerle meşgul olup içsel boşluğunu doldurmaya çalışmasıyla oldukça örtüşüyor. Kierkegaard'a dönecek olursak bir de yaratıcılık açısından yaklaşmış kaygıya. Kierkegaard'a kaygının sadece bir sorun değil, aynı zamanda da yaratıcı bir güç olduğunu vurgulaması, Mayn'de buna değinme. Yani şuna işaret ediyorlar ikisi de. Kaygı bizi kendimizi keşfetmeye ve hayatımıza anlam katmaya zorlar. Kaygı insanın sınırları zorlamasına, yeni yollar aramasına, kendi potansiyelini gerçekleştirmesine neden olur. Hatta gereklidir, neden olur da neden. Yani kaygı sadece bireyin için korkutucu bir duygu değildir. Aynı zamanda bireyin büyümesine, gelişmesine de olanak sağlayan itici bir güç. Kaygıyla yüzleşmek bireyin kendi özgürlüğüyle ve yaratıcı potansiyeliyle taşımasına olanak tanır. Mayn de bu noktada Kierkegaard'ın suçluluk duygusu üzerine düşüncelerine de değiniyor. Kierkegaard ne demiş? Suçluluğun kaygının doğal bir uzantısı olduğunu söylemiş. Birey özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayamıyorsa ya da kendi potansiyelini gerçekleştiremiyorsa bu durum suçluluk hissine neden olur. Ancak bu suçluluk bireyi daha da derinlemesine bir öz farkındalık sürecine iter. Kendi bireyin kendisiyle yüzleşmesinin bir parçası. Kierkegaard bir de kapanma dediği bir kavram var. Kapanma bireyin özgürlüğe ve kaygıya karşı kendini kapatma durumudur. Birey kendini güvenli ama dar bir alanın içinde hapsederek, yani kapatarak özgürlükle yüzleşmekten kaçınır. Ancak bu kapanma durumu bireyin gerçek anlamda kendini gerçekleştirmesini engeller. Kierkegaard kapanmanın bireyin özgürlüğünü ve potansiyelini sınırladığını savunmuş. Kişi özgürlüğünü ve özgürlüğünü istiyorsa kaygıyı kabul etmesi gerekiyor, sınırlarını aşması gerekiyor. Bu sınırlarını aşmadığı sürece birey tam anlamıyla bir birey olamaz, özgür de sayılmaz. Belki kaygı duymaz ama bunun bedeli de budur diyor. Yani kaygıyı ve özgürlüğü kabul etmek bireyin gelişimi için gereklidir diyor Kierkegaard. Kaygı bireyi kendini bulmaya, varoluşunu keşfetmeye zorlayan yegane hissiyat. Yani özgürlükle yüzleşmek demek zaten bireyin kendi seçimlerinin sorumluluğunu alması anlamına geldiği için. Eğer sorumluluk almak istemezsek kapanma sürecine geçiyoruz. Orada da gelişimimiz duruyor. Yani sonuç olarak 3 filozof üzerinden bugün farklı düşünceleri ele aldık kaygıyla alakalı. Özgürlükle kaygı bağlantısı var. Kaygı rasyonel bir çözümlemeyle hissetmemizi biraz daha kontrol etme ihtimalimizden bahsettik. Aynı zamanda da kaygıdan kaçışın dünyada işte yaptığımız, kendimizi meşgul ettiğimiz şeyler, gün içinde uğraştığımız ve devamlı bir şeyler üzerine çalışmamızın bunu hissetmemek için olduğunu konuştuk. Hepsi doğru bence. Hepsi de farklı bir noktası bu kaygının. Ama tekrar söylediğimiz en önemli yerde kabullenip potansiyelimizi gerçekleştirmemiz için çok hayati olduğunu anlayarak bunu özgürlüğe giden bir yol olarak görürsek o zaman belki hissetmekle de daha okey olabiliriz. Bunu anlıyorum. Kendi kaygımla da bu şekilde çalışacağım. Bu şekilde yüzleşeceğim. İkinci bölüm de bu şekilde biter ve üçüncüye geçmeye çok çok yakınız.